Bismillahirrahmanirrahim. Babül ikameti keyfehiye. Bu bab ikameti beyan eder ki ikametin keyfiyeti nasıldır? Kaç kelimedir? Hangi kelimelerdir? Buradaki ihtilaf nerededir? İmam-ı Tahavi bunu burada beyan buyuruyor. Hanefiler indinde ikamet ezan gibidir. Kelimeler ikişer ikişer okunur. İmam-ı Sevri, İbn-i Mübarek ve Kufiyyün uleması buna sahip olmuşturlar. Diğer İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel bunlar buyuruyorlar ki ikamet ezan gibi değildir. İkametteki kelimeler tek tek okunur. İlla kad kâmeti salah bu iki defa okunur. Böyle bir ihtilaf var. Öyleyse Hanefiler indinde ikamet 17 kelime oluyor. Şafiiler ve Hanbelilere göre 11 kelime oluyor. İmam Malik'le beraber İmam-ı Malik'ten bir rivayette kat kâmeti salah bu da bir defa okunur. Bu vakitte bu kavle göre İmam-ı Malik'in bu kavline göre 9 kelime olmuş olur. Tefsilatına girip İmam-ı Tahavi hadisleri beyan ediyor. Evvela İkamet teker tekerdir. Kelimeler birer birer okunurdur. Bunun hakkındaki hadisleri zikredecek. Haddesena Mübeşşir ibn-i Hasan İbni Mübeşşir ibn-i Mükessir Kale haddesena Ebu Amirin el-Akadiyyi Kale haddesena Şuhabetun Halid-i Hazza En Ebi Kilabe An Enes ibn-i Malik Kale Enes ibn-i Malik buyurdular ki Ümire Bilal'ün, Bilal emrolundi en yeşfe'al ezane, ezani şefe yapa, çift yapa kelimeleri ikişer, ikişer okuya ve yutirel ikamete, ikameti de tekide, tekir teker okuya. Bu Enes ibn Malik'den gelen rivayet. Haddesene ibn Ebi Davud kal, haddesene Süleyman ibn Harbin kal, haddesene Şubetu ve Hammad ibn Zeydi. Süleyman ibn-i Hak diyor ki ben hem Şöbe hem de Hammad ibn-i Zeyd rivayet eylediler en Halid-i Hazza Halid-i Hazza'dan fezekere bi isnadihi mislehu aynı hadisi şerifi zikreyledi. Yani Halid-i Hazza Ebu Gilabe'den o da Enes ibn-i Malik'ten rivayet ediyor ki Bilal ezanda kelimeleri çift okumayı ikamette de tek okumayı öğrendi. O şekilde emrolunda böyle okudu. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن خالد فذكر بإسناده مثله إمام التحاوي جنا خالد الحزايا قدر بو رواية ذكر بسندين ذكرتmiş oluyor سليمان بن شعيب تركي حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد En Halid fe zekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi Muhammed ibn-i Huzeyme terkiyle yine Halid-ül Hazza'ya kadar bu hadisin bir senedini daha zikrediyor. Haddesena Muhammed ibn-i İsa ibn-i Füleyh ibn-i Süleyman kâle haddesena Sa'id ibn-i Mansur kâle haddesena Hüseyin en Halid'in fe zekere bi isnadihi mislehu. Halid-ül Hazza'ya kadar İmam-ı Tahavi bir sened daha buldu. O da Muhammed ibn-i İsa ibn-i Füleyh terkiyle. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنس بن مالك ذن بو حديث رواية يديو الإمام التحاوي ابن أبي داود ترقيلا كي إبراهيم بن عبد الله الهروي ذن وذن محمد بن دينار الطاحي ذن Ona ha yazmış nükte ziyade. O da yine Halid-ül Hazza'ya çıkarıyor. Zaten Halid-ül Hazza'ya bu kilabeden. O da Enes ibn-i Malik'ten. Gelin yalnız bu rivayette diyor ki Enes ibn-i Malik buyurdular ki Kânû kad erâdû Ashab-ı kiram murad ettiler ki En yadribû bin nâkûs Nâkûs ile Nâkûs'i çalalar da namazı ilan ederler. Nâkûs bir büyük ağaca bir küçük ağaçla vurur. Bu büyük bir ses çıkarır. Onunla milletin millet
milleti ikaz etmiş olurlar ki yani bakın işte ne istiyorlarsa namaz vakti geldi, ibadet vakti geldi elan ederler. Bir kısmı böyle murad etti ve en yerfe'u naren. Bir de nar yapmak istediler. Dediler ki ateş yakalım, millet ateşi görsün gelsin. Ne için? Le'alamis salati, namaz vaktini bildirmek için. Başka yerde tefsilatı geliyor. Müşavere ettiler. Bir kısmı nakus çalalım dediler. Peygamber Efendimiz bu nesaranandır dedi. Ateş yakalım dediler. Dediler ki hayır, bu da mecusilerin adetidir. Bir şeye karar vermediler. Hatta ra'a zalike racülü. Hatta o racül gördü. Enes ibn Malik diyor ki o racül. İsmini zikretmiyor. O da Abdullah ibn Zeyd. Ensardan Abdullah ibn Zeyd gördü. Tilker rüya o rayayı. O bir gece rüya gördü. Geldi Resulullah Efendimiz'e haber verdi. Peygamber Efendimiz de Bilal'a emriyledi. Fe ümire. Emrolundu. Bilalun Bilal. En yeşfe'al ezane. Ezani. Çift çift okuya ve yutrel ikameti, ikameti de tek tek okuya. Haddesena Nesru ibn-i Merzuk kâle, haddesena Ali ibn-i Mâbet kâle, haddesena Ubeydullah ibn-i Amr'inil Cezriyyü. Cezriyyü, an Eyyûbe, an Ebi Kilâbete, an Enes'in radıyallahu anh. Yine Enes ibn-i Malik'ten rivayet ediliyor kâle, Enes buyurdular ki, Ümre Bilal'un en yeşfe'al ezane ve yutrel ikamet. Bilal emrolundu ki ezani çift çift okuya, kelimeleri ikamette de tek tek okuya. Yani bu gelen senetlerde nihayet hep Enes ibn-i Malik'e dayanıyor. Enes ibn-i Malik de kendisinin sözünü söylüyor. Yani Bilal böyle emrolundu diyor. Emreden kim? Bu hadisi Resulullah Efendimiz emretmişti, o da okumuş. Yoksa kendiliğinden değil bu. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Sahabi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir kavm zahib oldular ilâ hâza. Buna Enes ibn-i Malik'in sözüne zahib oldular. Fekâlu dediler ki hâkezel ikâmetü, ikâmet böylecedir. Tüfredu, ifrad olunur merreten merreten. Bir kere bir kere okunur. İkâmetin kelimeleri tek tektir. Rabiatür Rey, Malik ve Ehli Medine'nin zahip olmuş oldukları kavl de budur. Bunlar hep birer birer okurlar. Ve halefehum aharun. Başkaları muhalefet ettiler. Bunlara fi harfin vahidin bir kelimede, yani bu ikametin bir tarafında minzalik bundan. Yani bu ikametin bir tarafında muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki illa kavlehu قَدْ قَامَتِ السَّلَاهِ قَدْ قَامَتِ السَّلَاهِ tek değildir. Yani diğerleri tekerdir de fakat قَدْ قَامَتِ السَّلَاهِ tek değildir. فَاِنَّهُ يَنْبَغِي لَهِ layık olur ki ezan okuyana اَنْ يُسَنَّا tesniye edile iki defa yapıla zalik قَدْ قَامَتِ السَّلَاهِ merreten iki kere iki kere okunması layıktır. Şimdi baştan başlıyor birer birer قَدْ قَامَتِ السَّلَاهِ o da bir defa. Malik, Rabiatür Rey ve Ehl-i Medine'nin ameli böyle. Fakat diğerleri diyor ki sizin dediğiniz gibi katkametü salata kadar birer defa okunur fakat katkametü salata iki kere okunur. Bu mezhebe sahip olan da İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed, İshak ibn-i Rahevi, Davud-i Zahiri, İbn-i Münzir ve ekser alimler önün kavli budur ki Haremeyn-i Şerife'inde Hicaz'da, Bilad-i Şam, Bilad-i Yemen, Bilad-i Mısır, Bilad-i Mağrib'de de bu intişar etmiştir. وَاَحْتَجُ فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticac eylediler. بِمَا حَدَّسَنَا şul bir hadiste ki bize rivayet eyledi İbn-i Ebi Davud. İbn-i Ebi Davud bize rivayet eyledi buyuruyor İmam-ı Tahavi. قَالَ İbn-i Ebi Davud dedi ki حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَتِيَّ عَنْ اَيُّ An Eyyub kelimesi kitapta yazılmamış, noksan kalmış, yazılması lazım. Eyyub da kimden rivayet ediyor? Eyyub-i Sahti yani An Ebi Kilabe. An Enes'in radıyallahu anh. Hazreti Enes'ten rivayet edildi. Kâle ümire Bilal, Bilal emrilin edildi. En yeşfe'al ezâne ve yutirel ikâme. Ezânın kelimelerini ikişer ikişer okuya.
İkameti de birer birer okuyor. İllel ikamete, illa ikamet diyelim. Katkameti salah, onu iki defa okuyor. Yukarıdaki rivayetlerde, Enes bin Malik'ten gelen rivayetlerde illel ikamete yok. Burada var. Caiz ki yukarıki rivayetlerde de varmış da raviler bunu unutmuş, hatirlerine gelmemiş olabilir. Veyahut da onlar duymamış. Fakat burada yine Hazreti Bilal radıyallahu anh'ten rivayet geldiğinden dolayı sike sikenin ziyadesi caizdir. Haddesena Muhammed ibn Hüseyme kâle, haddesena Muhammed ibn Sinan el-Abaki kâle, haddesena Hammad ibn Selem en Halid'in en Ebi Kilabe en Enes'in radıyallahu anh. Yine katkâmet-i salâ iki defa okunacağını İmam-ı Tahavi Muhammed ibn Hüseyme terkiyle Enes ibn Malik'ten rivayet eyledi. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان ورد محمد بن إسماعيل يصلي فقط دورسي محمد بن سنان قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. Şimdi İmam-ı Tahavi Muhammed ibn-i Huzeyme'den rivayet eyledi. Muhammed ibn-i Huzeyme'den evet getiriyor. Muhammed ibn-i Sinan el-Abaki'den yukarıki senette Muhammed ibn-i Seleme'de o da Halid el-Hazza'dan burada da Sinan, Muhammed ibn-i Sinan İsmail ibn-i Uliye'den o da Halid el-Hazza'dan o da Ebu Gülabe'den. Her ikisi de Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor ki Bilal neyle emrolundu? Ezani çift çift okuyor, ikameti tek tek. Kale İsmailu, İsmail ibn Uliye, Uliye İsmail ibn Uliye bu ikinci senette geliyor ya, o dedi ki haddestu bihi Eyyub'a, ben bunu Eyyub-i Sahtiyani'ye rivayet ettim. Fekultu lehu, ona dedim ki ve en yutirel ikame, İkameti tek mi yapacak? Ezanı çifter çifter okuyacak da ikameti tek mi okuyacak? Fekale dedi ki illel ikameti illa katkameti salah değil. Katkameti salatı çift okuyacak. İşte bu da yine Enes ibn-i Malik'ten gelen rivayette ki İsmail ibn-i Uliye'nin rivayetinde illel ikameti kelimesi zahid. İsmail ibn-i Uliye hakkında diyorlar ki Reyhanetül Fuka ve Seyyidül Muhaddisi. Çok büyük bir zat olduğundan dolayı fukahanın reyhanıdır, muhaddisinin seyyididir. Yani derecesinin yüksek olduğunu beyan ediyor. Haddesene ibn-i Merzukal, haddesene Şöhben, Ebi Cafer-i Ferra, en Müslim. Ebu Cafer-i Ferra, Müslim'den rivayet ediyor. Müslim ibn-i Müsenna. Buna İbn-i Mehran ibn-i Müsenna da derler. Künyesi Ebu'l Müsenna. Köfelidir. Müezzinin Müslümin müezzin bu müezzindir. Kendisi Kufe'de müezzin olduğundan Müslim müezzin derler. Kânele müezzin, evet o Müslim de kimdir? Müezzinin kânele ehlil Kufe. Ehli Kufe'ye müezzin idi. Hani İbni Ömer'e radıyallahu anhüma, o da Abdullah İbni Ömer'den rivayet eyledi. قال عبد الله بن عمر buyurur ki كان الاذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz zamanında ezan oldu idi merreteyn ikişer ikişer ve ikamete ikamette merreten birer kere oldu idi gayre ennehu iz qala şu kadar var ki müezzin dediği vakitte katkamete's salah dediği vakitte قالها مرتين وني iki kere dedi. فَعَرَفْنَا biz bildik ki اَنَّهَا bu katkâmet-i salâh merreteyn iki kerredir. O vakitte öyle okunur diyor. فَعَرَفْنَا biz bildik ki اَنَّهَا o el-ikâmet-i yukâmettir. Yani katkâmet-i salâh iki defa okudum. Ha, bu ezan değil de ikamet olunuyor, namaza başlanıyor. Bunu bilirdik. فَيَتَوَضَّ وَاَحَدُنَا bir herhangi birimiz hemen abdest alırdı. Sünne yahrucu namaza çıkardı. Ezan ile ikamet arasında biraz fasile olduğundan
ezanı duydukları vakitte pek ecel etmezlermiş. İkameti duyduklarında hemen ecel abdest alır, namaza koşarlarmış. İkameti de kat-kameti salahtan anlarlarmış. Ve ihtecü fî zâlike, bu mesele hakkında ihtişat ettiler. Eyla böylece minin nazari, nazardan kıyaslar. Yani bu eserde geldi. Eserlerde ihtilaf oldu. İkamet kelimeleri tek tek olacak ama kat-kameti salah bir defa mı olacak, iki defa mı olacak, bunda iki kabul oldu. Bir kısmı kat-kameti salah da bir defa olacak dediler. Diğerleri de hayır, iki defa okunacak dediler. Bu iki defa okunacaklar. Burada delil getirdiler. Hem Hazreti Bilal'dan iki rivayetle, iki tarikle. Bir de Hazreti Ömer radıyallahu Abdullah ibn Ömer'den rivayet getirdiler. Bir de kıyas tarikiyle bunu ispat etmek istediler. Fekalu dediler ki قَدْ رَيْنَ الْاَزَانَ, biz ezanı gördük. مَا شُلْ بِلَالْفَسْكِ كَانَ مِنْهُ, ezandan oldu, mükerrere mükerrer oldu. Ezanda tekrar eden kelimeler gördük ki lem yusenne, onlar ikişer olmadı. Fil merret-i saniye, ikinci defa, ezanda iki defa gelmiş. Evvelden iki gelen, sonunda iki defa olmadı. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak Allahu Ekber bir, bir daha Allahu Ekber iki. Bu tekrar edildi. Ve sonunda bu Hayyâlel Felah'tan sonra Allahu Ekber bir defa geliyor. Bu iki defa olmadı. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Bu ezanda iki defa okunuyor. Sonunda la ilahe illallah bir defa okunuyor. Ezanın evvelinde iki olan sonunda iki olunmadı. Ve cü'ile alen nısfi, yukarıdakinin nısfı üzerine oldu. Evvelde ezanın evvelinde iki iken sonunda birer oldular. O da neden? Mimma ul bir şeyden ki huve aleyhi fil iptida. İptidada ne üzerineydi? İkişer üzerineydi. İşte onun nısfı üzerine oldu. Ve kânetil ikâmetü, ikâmet ise la yüktedev biha, ezanda onunla, ezanın başında gelmedi o. İkâmet-i salâ ezanın başında hiç yok. Ezanda zaten yok ya. Bu müstakil, sonradan geldi. İnnemâ tekûnü ba'del ezan. Ezandan sonra olur. Ezanda ikâmet-i salâ yok. Fekânen nezaru alâ zâlik. Buna kıyasen olur en yekûne mâ fîhâ, ikâmette olan kelimeler. Mimma ol bir kelimelerden ki ve fil ezânı gayr-ı müsennet. Ezanda iki defa değildir. Ezanda iki defa olmayan kelimeler layık olur ki ikamette ola. Ne ola? Gayre müsennen. İki defa olmaya. Ezanda olan kelimeler ikamette iki defa olmaya. Ya birer defa ola. Ve ma ol bir şey ki fiha ikamette olucudur. Mimma leyse fil ezan. Ezanda olmayan kelime ezanda yok. Katkâmet-i sala gibi. O da olan müsennen iki defa olar. Feküllül ikameti, ikametin hepsi fil ezani, ezanda bulunur. İkametteki kelimeler hep ezanda var. Öyleyse ezanda olan kelimeler birer defa okunur. Gayre katkâmet-i sala, katkâmet-i salahtan başka ikametin kelimeleri hepsi ezanda var. Yalnız katkâmet-i salah yok. فَيُفْرَدُ الْاِقَامَةُ اِقَامَةُ teker teker okunur, küllüha hepsi. Ezanda mevcut olan kelimelerin hepsi teker teker okunur. وَلَا يُسَنَّا, ikişer okunmaz. غَيْرُ قَدْ قَامَةِ السَّلَحِ, قَدْ قَامَةِ السَّلَحْتَنْ başkası iki defa okunmaz. فَاِنَّهَا قَدْ قَامَةِ السَّلَحِ tükerrerü, tekrar olunur. Yani iki defa okunur. لَاَنَّهَا قَدْ قَامَةِ السَّلَحِ لَيْسَتْ فِي الْاَزَانِ, ezanda yoktur. Bunun için ezanda olsaydı o da bir defa okunacaktı. Ezanda yok, bu yeniden başlıyor. Yeni bir hüküm. Kadgâmet-i salahta bu lefiz ziyade ediliyor ikamette. Öyleyse bunun iki defa okunması lazımdır. Bu da kıyas. Şimdi burada ikamet tek tek okunur. Yalnız kadgâmet-i salah tek mi okunur, iki mi okunur? İki kevül beyan etti. İmam-ı Malik'e göre ve Ehl-i Medine'ye göre kadgâmet-i salah kelimesi de bir defa okunur. Diğer İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet ve diğer ulemaya göre kadgâmet-i salah iki defa okunur. Ve halefehum, bunlara muhalefet eyledi her iki taifiye de. Fî zâlik, bu ikamet meselesinde, âherûn,
diğer alimler muhalefet eylediler. Yani siz ikamet ikişer ikişer okunur diyorsunuz. Halbuki birer birer okunur diyorsunuz. Yok öyle değil. Fekalu dediler ki el ikametü ikamet küllüha hepsi mesna mesna ikişer ikişerdir. Mislel ezani ezan gibi olduğu halde sevaen müsavi olduğu halde. Ezan gibi o da ikişer ikişerdir. Gayre ennehu yukal. Yalnız şu kadar var ki denilir ki ahirha ikametin ahirinde kat kâmeti salah, kat kâmeti salah denilir. Ezanla ikametin farkı, ikamette kat kâmeti salah kelimesi ziyade vardır. Ama kelimelere gelince hep ikişer ikişer okunur. Peki bu kavle sahip olanlar kim? İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Sevri, Abdullah bin Mübarek, Ehli Kufa, Selemet ibn-i Lekve, Sevban, Ebu Mahsure, Mücahid, bunlar da hep bu mezhebe sahip olmuşturlar. Bakalı bunlar dediler ki, ma şol bir emir ki, zekertüm zikreylediniz en bilalim bilaldan. Hazreti Bilal ezanı çift, ikameti de tek okumakla emrolundu diye senetlerle bunu ispat ettiniz. Bu doğru, bu rivayetler geldi. وَدُرُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَٰلِكَ Fakat bunun hilafı da yine Hazreti Bilal'dan rivayet edildi. İkameti tek tek okuyun diye Bilal'dan rivayet ettiniz. Yine Hazreti Bilal'dan rivayet ediliyor ki ikamette ikişer ikişer okunur. O da neden o hilafta? مِمَّا سَنَذْكُرُوا اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَلَى Biz şimdi bunu zikredeceğiz. Yine Enes İbni Malik'ten rivayet geliyor ki ikamette ikişer ikişer okunur. Bu hilafı beyan eden rivayetler de şunlar. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kâle haddesena Abdullah ibn-i Davud enil Ameş en Amr ibn-i Murra en Abdirrahman ibn-i Ebi Leyla en Abdullah ibn-i Zeyd Abdullah ibn-i Zeyd ki ezan-ı rüyada gören zat ra'a racülen bir adam gördü rüyada öyle adam ki nezele minis semai göğden indi aleyhi o adam üzerinde olucuydu sevbani ahtarani yeşil iki elbise evdurdani ahtarani sevb yahut bürt iki yeşil bürt yahut iki sevb evet böyle lafızda ihtilaf olduğunda mana itibariyle bir üzerinde yeşil iki elbise var idi fakame o yinen adam göğden yinen adam yeşil elbiseli durdu ala cezmi haitin bir duvarın parçasına dur diyeyim. Yani yüksek yerde okudu demek istiyor. Duvar yıkılır da bir parçası kalır. İşte onun üzerine dur diyeyim. Fe ezzene ezan okudu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ala ma zekirna fil babi levvel. Birinci babda zikrettiğimiz veç üzerine 19 kelime olarak okudu. Allahu Ekber, Allahu Ekber bu bir kelime sayılır. Bir daha tekrar dersen iki olur. Eşhedü en la ilahe illallah iki diğerler hepsi böyle iki. Sümme ka'ade sonra oturdu o ezan okuduktan sonra oturdu. Sümme kame tekrar kalktı. Fe ekame ikameti okudu. Misle zalik ezan gibi. O ne de ikişer ikişer okudu. Fe eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Zeyd Peygamber Efendimiz'e geldi fe ahbarahu bu rüyayı haber verdi. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki ni'me ma ra'eyt ni'me ne güzel oldu. Ma ra'eyt şul bir şey ki sen gördün. Allimha sen bunu öğret Bilal'en Bilal'e öğret. Sen bunu Bilal'e öğret. Burada ezanla ikametin bir olduğunu ikisini de ikişer defa okuduğunu yine Enes ibn Malik rivayet eyledi. Ezanı okudu. Ondan sonra kâmeti okudu, onu da ikişer ikişer okudu. Rivayeti geldi. Yalnız burada diyecek ki, ezanda kat kâmeti salah yok, ikamette var. Zaten ikametteki kat kâmeti salah, iki defa okunmasını yukarıda ötekilerin de ekserisi kabul ettiler. Yalnız ihtilaf, kat kâmeti salahtan başka kelimeler, ikamette birer defa okunacak diyordular. Burada Enes ibn-i Malik'ten rivayet edildi ki, hayır onu da ben rüyada ikişer defa okunduğunu melekten duydum. Öyleyse ezan da ikişer kelime, kâmet de ikişer kelime.
Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yahya ibn Yahya Nisaburi kâle haddesena Vekî'un en ila Ameşi an Amr ibn Murrete an Abdurrahman ibn Ebi Leyla kâle ekbereni ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Ebi Leyla diyor ki Resulullah'ın ashabı bana haber verdiler. Anne Abdullah ibn Zeyd'in el-Ensariye Abdullah ibn Zeyd ra'a fil menam rüyada gördü el-ezanı ezanı gördü. Fâten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fe ekberehu ona haber verdi. Fe kâle Resul-i Ekrem Efendimiz de buyurdular ki allimhu Bilal'e Bilal'e talim et. Fe ezzene ezan okudu, ezanı Bilal okudu, mesna mesna ikişer ikişer. Ve ekame ikameti de getirdi, mesna mesna ikişer ikişer. Ve ka'ade ka'adeten ikisinin arasında da oturdu. Burada tekdim tehir var. Yani ezan ile ikametin arasında da ufak bir oturma oturdu. Tekdim tehir. Yani fe ezzene mesna mesna ve ka'ade ka'adeten ve ekame mesna mesna. Mana itibariyle böyle. Ka'aden yeri manada evde. Ezan okuduktan sonra bir parça oturdu. Ondan sonra ikameti de ikişer ikişer okudu. Bu da Ebu Leyla'dan, Ebu Leyla Ashab-ı Resulullah'tan rivayet ediyor. Ama orada kim Ashab-ı Resulullah'tan kim? İsmi gelmiyor. Madem Ashab diyor İbn Ebu Leyla Ashab'ın hepsi adil ve sıkı olduklarından dolayı hadise bir zararı yok. Hadis sahihtir. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ali ibn-i Ma'beden gâle haddesena Ubeydullah ibn-i Amrin an Zeyd ibn-i Ebi Enise an Amr ibn-i Murra an Abdurrahman ibn-i Ebi Leyla gâle haddesena ashabuna ibn-i Ebi Leyla diyor ki bizim ashabımız alimlerimiz bize rivayet eylediler fezekere nehvuhu eylen bu yukarıdaki hadisi nehvini onun mislini rivayet eyledi ki قال حدثنا أصحابنا فذكر نحوه عبد الرحمن بن أبي ليلى buyurdular ki bizim ashabımız yani hocalarımız bize rivayet eylediler. Neyi? İşte şu ibareyi dedi yukarıdaki hadisi şerifi hadis-i şerifin aynını zikreyledi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Zeyd'e dedi ki sen Bilal'a bu gördüğün rüyada rüyayı söyle, o ezanı öğret, öğretti. Bilal da ezanı da ikameti de ikişer ikişer okudu. İkisinin arasında da bir hafif oturma oldu. Kâle Abdullah, Abdullah ibn Zeyd buyurdular ki levlâ enni üttehem, levlâ enni eğer ben olmasaydım ettehimü nefsi nefsimi ittiham etmek olmasaydı ittiham etmeseydim de zanentü ben bilirdim ki enni reyitü zâlike ben bunu gördüm ve ene yapsa ben uyanıktım gayr-ı naimin uyur değildim. Yani nefsimi ittiham ediyorum. Yoksa ben bunu öyle rüya değil yani ayıkta gördüm gibi. Ona beynen nevmü vel yakaset eyler ya ne uyuyor ne uyanık. Bu arada görmüş. Fakat Abdullah ibn Zeyd diyor ki ben nefsimi ittiham ediyorum. Yoksa bunu uykuda gördüm diyorum. Ben bunu uyanıktım. Uyanık gördüm. Ve kâle Ömer ibn-i Hattab Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdular ki ene vallahi Allah'a yemin ederim ki ben fakat taze bir o melek bana de geldi. Ellezî taze de Abdillah. Abdullah'a gelen melek bana de geldi. Aynen bu esani bana de okudu. Femmâ ra'eytuhu vaktaki ben gördüm ki Abdullah ibn-i Zeyd kat sebekeni, beni sebket etti. Benden evvel geldi Resulullah Efendimiz'e bunu söyledi. Sekretti, ben sükut eyledim. Bir şey söylemedim yoksa ben de bu rüyayı gördüm. Fetihâdel eser, bu eserde olucudurken de Bilal'en Bilal ezzene okudu, ezan okudu bir talimi Abdullah ibn Zeyd'in. Abdullah ibn Zeyd'in talimiyle okudu. Abdullah ibn Zeyd ona öğretti, o da okudu. Kimin neyle oldu bu? Bi emri nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in emretmesiyle. Kime? İyyahu Abdullah ibn Zeyd'e. Emretti neyle? Bizalik bunu Bilal'a öğret de o okusun dedi. Resulullah'ın emriyle oldu.
Fe'ekâme. Bilal da ikameti okudu. Mesna mesna ikişer ikişer okudu. Fe'ada bu rivayet yuhalifu'l hadisel evvel. Evvelki hadise muhalif olur. Evvelki hadiste ezan ikişer ikişer oldu. İkamet birer birer oldu dediydi ya. Burada ikamet ikişer ikişer oldu. İkisi birbirine muhalif oldu. Şimdi Bilal'dan birer birer okunduğu rivayeti var. İkişer ikişer ikamet okuduğu rivayeti de var. Sümme kadruvi'an Bilal'in. Sonra Bilal'dan rivayet edildi ki ennehu Bilal kâne ba'de Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'den sonra Resulullah Efendimiz de ahireti teşhis ettikten sonra kâne yüezzin. Ezan okurdi mesna mesna ikişer ikişer. Yani ezanı ezan kelimelerini ikişer ikişer okurdu. Ve yuqimu mesna mesna. İkameti de ikişer ikişer okurdu. Onun kelimelerini de ikişer ikişer okurdu. Fedelle zâlike izâi. Bu da yine delalet eder. Alentifâi mâ şulbir rivayetin intifasına ki ravâ enes enesûni rivayet eyledi. Siz diyorsun ki Enes'ten böyle bir rivayet geldi. Bu rivayetin doğru olmadığına delalet eder. Kâmeti birer birer okudu diyorsunuz. Halbuki bak burada Peygamber Efendimiz'in ehdinden sonra da Bilal ikameti ikişer ikişer okumuş. Haddesena Ahmed ibn Davud ibn Musa kâle haddesena Yakub ibn Hümeyd ibn Kâsib kâle haddesena Abdurrezzak en Ma'merin en Hammadin en İbrahim en İlesvet en Bilal'i. Bilal'dan rivayet ediyor Esved ibn Yezid ennehu kâne yüsennil ezâne ezâni tesniye ederdi ikişer okurdu ve yüsennil ikameti de ikişer okurdu. Bu da bak Bilal'dan Esved ibn Yezid rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Muhammed ibn Sinan kâle haddesena Şerik ha ve haddesena Revh ibn Ferec kâle haddesena Muhammed ibn Süleyman Lüveynün Muhammed ibn Süleyman'ın lakabı Lüveyn'dir. Hangi Muhammed ibn Süleyman? Lüveynün Lüveyn. Lüveyn lakabıyla mürekkep olan. Kâle haddesena Şerikun an İmran'a bin Müslim an Süveyd ibn Gafle kâle. Süveyd ibn Gafle diyor ki semiyetü Bilal'en ben Bilal'i işittim yüezzinü mesne ve yuqimü mesne. Ezani de ikişer defa okurdu. İkameti de ikişer defa okurdu. Fahada Bilal'un işte Bilal ki kadruvi anhu fil ikame, ikamette ondan rivayet edildi. Ne rivayet edildi? Maşul bir şey rivayet edildi ki yuhalifu ma zekere Enes. Enes'in yukarıda zikretmiş olduğuna muhalif rivayet edildi. Yukarıda geldi ki ikameti birer defa okudu. Burada da geldi ki ikişer defa okudu. İşte Bilal'ın rivayetinde iki ihtilaf meydana geldi. Ve fi hadis Ebi Mehsure'nin hadisinde de olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem allemehu Ebu Mehsure'ye talim eyledi el ikameti mesna mesna ikişer ikişer. Bu da hüccettir. Şimdi ikamette de kelimeler iki defa okunacağına dair delil getirenler evvela Bilal'dan da ikişer defa okuduğu rivayetini getirdi. Bir defa okuduğunu rivayet edenlere karşı iki defa okuduğunu da getirdiler. Bir de Mekke-i Mükerreme'ye müezzin tayin edilen Ebi Mehsure radıyallahu anh onun rivayetinde de geliyor ki Resulullah Efendimiz ona da ezanide ikameti de ikişer ikişer okumasını emreylemiş, öyle talim buyurmuş. Ebu Mehsure'den gelen rivayetleri İmam-ı Tahavi burada zikredecek. Birinci hadis şu, haddesena Ali ibn Ma'bedin ve Ali ibn Şeybe kâle. Haddesena Revh ibn Ubade, kâle haddesena ibn Cüreyc, kâle ahbereni Osman ibn Saif. Osman ibn Saif rivayet ediyor, kimden? An ebihi babasından. Ve ümmi Abdülmelik ibn Ebi Mehsure. Ve Ebi Mehsure'nin oğlu Abdülmelik'in anasından. Kâle. Dedi ki, yani Abdülmelik'in anası Semiyatü Eba Mehsure'te ben Eba Mehsure'yi işittim. Ha ikinci senet ve haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Asim kâle haddesene İbn-i Cüreyc kâle ehbereni Osman ibn-i Sa'i. Burada da Ebu Asim
diyor ki, yani İbn-i Cüreyş tarikiyle, Osman İbn-i Sahib bana haber verdi, an ebihi babasından. Ve ümmi Abdülmelik İbni Ebi Mehsure, Abdülmelik İbni Ebi Mehsure'nin anasındaki ennehuma ikisi, yani babası ve anası, semia işittiler Ebu Mehsure'te, Ebu Mehsure'yi. Osman İbni Sahib'in babası Sahib de, bir de Abdülmelik'in anası, bunlar ikisi işitmişler Ebu Mehsure'yi ki yekulu buyururdu. Allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bana talim buyurdular. El ikameti, ikameti mesna mesna, ikişer ikişer. Ne gibi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi bu Allahu Ekber, Allahu Ekber bir kelime. Bunu iki defa okumayı. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah, hayya alassalah, hayya alalfelah, hayya alalfelah, kad kâmeti salatu, kad kâmeti salah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. İşte ikameti de böyle ikişer defa okumayı Peygamber Efendimiz bana talim eyledi ki kaç kelime oluyor? 17 kelime oluyor. Gayre enne Ebu Bekret'e, yalnız Ebu Bekret'in rivayetinde lem yezkür fi hadisi kad kâmeti salah. Kad kâmeti salatı orada zikreylemedi. Bu beriki rivayette zikreyledi, onu da zikreylemedi. Yani Ebu Bekir'e yukarıdaki senet Ali İbn-i Mâbed'den geldi. Bu ikincisi de Ebu Bekir'de. Ali İbn-i Mâbed'inkinde kad kâmeti salah var. Ebu Bekir'in rivayetinde kad kâmeti salah yok. Yalnız kelimeler her ikisinde de ikamette de esende de ikişer defa. حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثني عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن المحيريس مكحول يقول بنا عبد الله بن المحيريس روايته لدي حدثه أنذر روايته لدي يعني عبد الله بن المحيريس مكحول روايته يقول كي söylüyor ki أن أبا محسورة أبا محسورة حدثه Ebu Mehsure de Abdullah ibn-i Muhayriz'e rivayet eylemiş ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz allemehu Ebu Mehsure'ye talim buyurdu el ikamete ikameti 17 kelime 17 kelime olduğu halde nasıl 17 kelime Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber bu 4 defa sümme zekere misli hadisi Ravhin, ondan sonra Ravhin hadisinin mislini rivayet eyledi, sevâen, müsav olarak. Ondan sonra eşhedü en la ilahe illallah iki defa kelimelerin gerisi hepsi iki defa olarak rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn-i Mâbed, kâle haddesena Musa ibn-i Davud, kâle haddesena Hammâm'ı. Hammâm rivayet eyledi, ha diyor, başka bir sene de geçiyor. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن عامر الأحول أبرد بكلمة نقصان عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محسورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إمام صحابي محمد بن خزيمة تركي له في علي بن معبد معبد تركي له همام قد الرواية ديور Hammam Amirul Ahval'den, o da Mekhul'dan, o da Abdullah ibn-i Muhayriz'den, o da Ebi Mehsure'den rivayet ediyorlar ki Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikameti 17 kelime olarak ona öğretmiştir ki Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbirler yani 4 oluyor, diğer geriye kalanlar da ikişer oluyor. Haddesene Ebi Davud, kâle haddesene Ebu'l Velid ve Ebu Ömer el-Havdiyyü, kâle haddesene Hammam. هذا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثنا مكحول أن ابن المحيريز حدثه أنه سمع أبا محسورة إمام الطحاوي محمد بن خزيمة تركي له حجاج دل وده همام دل وده عامر الأحول وده مكحول دل وده عبد الله بن محيريز من رواية اليور كحدثه عبد الله بن محيريز İmam Mekhul'a rivayet eylemiş ki ennehu semi'a Abdullah bin Muhayriz işittim diyor. İşitmiş.
Eba Mahsure'te Eba Mahsure'yi işitmiş ki yakulu buyururdi Ebu Mahsure allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bana talim eyledi el-ikameti 17 kelime 17 kelime olduğu halde talim buyurdu. Öyleyse şimdi bu iki rivayetlerin delillerini burada zikreyledi ve bu hadislerin, bu eserlerin manalarını tesih lazım geldi. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki فَتَصْحِيحُ مَعَانِ هَذِهِ لَاثَ Bu eserlerin manalarını tesih nasıl olur? Bunu tesihe, sehihate çıkarmak için bu iki rivayetin hangisini almak, hangisi daha sahihtir demek icap ederse yucibu bu tesih icap eder ki en yekune l-ikametu ikamet ola misle ezane ezan gibi sevaha müsavi ola. Ezana müsavi ola. Ala mazekena bizim zikrettiğimiz gibi. Ne içinler? Ne bilalen bilal uhtulife ihtilaf olundi fîmâ ümrebih. Fîmâ bir şeyde ihtilaf olundi ki ümrebih anında emredildi minzalik bu ikametten. Bilal'dan iki rivayet geldi. Birisinde ikameti tek tek okumak, ikincisinde İki iki okumak böyle ihtilaflı geldi. Sümme sebete sonra sabit oldu. Huve o şey min ba'du ondan sonra alet tesniyeti, tesniye üzerine fil ikameti, ikamette. Yahut da sümme sebete bilal sabit oldu. Huve o bilal min ba'du Resulullah Efendimiz'den sonra alet tesniyeti fil ikameti, ikameti iki defa okumaya sabit oldu. Mütevatürül asar eserlerin tekasürüyle, çokluğuyla beraber fizalik bu mesele hakkında. Bilal'in iki iki defa okuduğunda birçok eserler geldi. Evvelce Bilal'dan gelen rivayet ihtilaf oldu fakat sonradan Bilal'in iki okumasında birçok eserler geldi. Fe'ulüme bilindi ki enne zalik ikameti iki defa okuması huve bu maşul bir şeydir ki ümrediği anında emredildiği. Hazreti Bilal'ın iki defa ikameti de ikişer defa okumakla emrolunduğu işte budur. Yani bu ihtilaf bertaraf edilmiş oldu. Madem Hazreti Bilal'dan iki rivayet geldi ve sonunda da Hazreti Bilal iki defa okumaya devam etti. Demek ki bir defa okuması rivayeti zayıf kaldı. Tasih eserlerin manasını tasihi bu suretle oluyor. وَفِي حَدِيثَ اَذ۪ي مَحْسُورَةَ اَبُو مَحْسُورَةَ'nın hadisinde doğrucudur. اَتَّسْنِيَةُ اِذَا İkameti iki okumak onun hadisinde doğrucudur. فَقَدْ سَبَتَ اَتَّسْنِيَةُ tesniye iki defa okumak sabit oldu. فِي الْاِقَامَةِ ikamette. Öyleyse Ebu Mahsure'den gelen rivayette ikamet ikişer ikişer. Bilal'dan gelen rivayette bir de var, iki de var. Fakat kuvvetlisi İki defa okumak. Öyleyse eser terikiyle manaların tasihi şuna neticeye vardır ki ezan ile ikametin ferik yok. İkisinde de kelimeler ikişer defa okunacaktır. Ve emmâ ve çüzâlike min tarikin nazar. İkametin lefizlerinin de ikişer defa okunacağının veçi min tarikin nazar kıyas terikiyle buna gelince فَاِنَّ قَوْمًا bir cemaat ki İmam-ı Şafii rahimahullah ve başkaları اَحْتَجُوا اِحْتِجَاجِ اَيْلَدِلَرْ فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında o da kimden? مِمَّنْ يَقُولُ diyenlerden ki اَلْاِقَامَةُ تُفْرَدُ مَرَّةً مَرَّةً İkamet birer kere okunur diyenlerden ki İmam-ı Şafii radıyallahu anh de bunlardandır. Evet, bunların bu mesele hakkında ihtiyaç etmiş oldukları şeyle ihtiyaç ettiler. Bil hücceti illeti şul bil hüccetli ihtiyaç ettiler ki elleti zekernaha biz onu zikreyledik. Lehum onların lehene fi hadel bab bu babda. İkinci fasılda. Onların hüccetlerinden idi. O da neden? Mimma yukerreru fil ezani ve mimma la yukerrer. Onlar kıyas yaparak dediler ki ezanda tekrar edilen kelimeler var, tekrar edilmeyen kelimeler var. Tekrar edilen kelimeler ezanın evvelisinde ne kadar ise onlar ikiye iner ikamette. Tekrar edilmeyen kelimeler de yine bir kalır. Böyle bir hüccet getirmiştiler. Fekânetil hüccetü öyleyse hüccet oldu.
fi zalike bu mesele hakkında ennel ezane ezan kema zekeru zikrettikleri gibidir. Bunda hüccet var ki ezan onların dedikleri gibi ikişer ikişer tekrar edilen var, edilmeye var. Ma kâne minhu, peki tekrar edildi, tekrar edilen var, tekrar edilmeye var ezanında. Ma, o hüccetin tamamı. Ma şul bil lefız ki kâne minhu, ezanda oldu. O da neden? Mimma yuskeru fi mevdi'ayni, iki mevzide zikredilenlerden oldu ki tekbirler gibi hem ezanın evvelinde hem heyyâlel felâhtan sonra zikredilir. Yusenna, bunlar tesniye edilir. Yahut da sünniye gelmiş bir nüshada ki o daha güzel. Sünniye tesniye edilir. Fil mevdiyel evvel, evvelki mevziyede ezanın evvelinde ikişer defa okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber gibi. Ve üfride ifrad edilir. Fil mevdiyel ahar, fil mevdiyel ahir, sonki mevziyede de ifrad edilir. Madem birincisinde iki oldu, ikincisinde de tek olacak. Evet. Öyleyse ezanın evvelinde iki defa Allahu Ekber, bir daha Allahu Ekber oldu, iki tekrar oldu. Sonunda Heyyâlel Felâh'tan sonra bir defa okunur Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve mâ şurbil lefiz ki kâne minhu, ezandan oldu, gayre müsennen, müsenne değil, ikişer değil, müfride, o da ifrad edildi. Mesela la ilahe illallah. Evet, o da la ilahe illallah tek olarak kaldı. Ya ezan işte sizin dediğiniz gibi oldu diyor. Evet, şimdi bu muhalifin kaidesini teslim ettikten sonra ona cevap veriyor. Diyor ki ezan da sizin dediğiniz gibi. Ezanın evvelinde iki okunanlar ezanın sonunda tek olur. Ve emmel ikametü, ikamet ise fe innemâ tüf'elü, ikamet yapılır ba'den inqita'il ezan. Ezan inqita bulduktan sonra, ezanla bir ittisali yok ikametin. Felaha, ikamet için orucudur. Hükmün müstakillün, müstakil bir hüküm orucudur. Ve kadre'ina, biz gördük. Neyi? Ma şul bir lefis ki yuhtemü bihil ikame. İkamet o lefz ile hatmedilir. O da neden? Min kavli la ilahe illallah, la ilahe illallah kavlundan ki gördük ki ikametin hatmi ne ile oldu? La ilahe illallah ile oldu. Huve, o la ilahe illallah maşul bir lefizdir ki yuhtemü bihil ezanü ida. Ezan da onunla hitam bulur. İkamet neyle hitam buldu? La ilahe illallah. Ezan da onunla hitam buldu. La ilahe illallah. Sen nazaru ala zalik. Buna nazaran, yani ezanın suni ve ikametin suni tehlil üzerine hitam buldu. Hitamı ikisinin de bir olduğu ise buna kıyasen, edilirse nazar nedir? En yekûne ola bekiyyetül ikameti, ikametin baki kalan lefizleri de ola alâ misli bekiyyetil ezâni eyza, ezanın baki kalan lefizleri gibi ola. Madem sonunda ezan ikametin ikisi de la ilahe illallah oluyor, öyleyse diğerleri de aynen böyle olması lazım. Yani ezanda ikişer olduğu gibi ikamette de ikişer olması lazım. Bu da kıyas. Kıyas terkiyle de ispat ediyor ki ikamette ikişer defa okunması lazım. Lakin burada bir şey var. Diyor ki evet. فَكَانَ اُلْدِ مِمَّا يَدْخُلَ عَلَى هَذِي الْحُجَّةَ. Hasım tarafından getirilen bu hüccet üzerine dahil olur ki اَنَّا رَئِيْنَا, biz gördük. مَا شُلْ بِي شَيْءِ كِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ كِ يُخْدَمُ بِهِ الْاِقَامِ. İkamet onunla hatmedilir, edilir. لَا نِصْفَ لَهُ, onun nisfi yok. Diyor ki siz diyorsunuz ki ezan, ikamet ikisi de la ilahe illallah ve hitam buldu, ikisi de bir oldu. Onun için ezanın diğer kelimeleri de böyle olması lazım. Gelir diyorsunuz, halbuki hasım tarafından irad ediliyor. Ezanın evvelinde olan kelimeler, ezanda ikişer defa olanlar, ezanda iki defa olanlar ikamette birer defa olur. La ilahe illallah'dan onun da yarısı olması lazım. La ilahe illallah ezanında bir, onun da yarısı olmak lazımdır. Fakat yarı olmadığından o okundu. Yoksa yarısı olsa o yarısı okunurdu. Bu böyle bir itiraz varit olabilir. Feyecuzu, caiz olur ki en yekûnel meksûdü ileyh, meksûdü ileyh ola minhu, bundan huva nısfu, la ilahe illallah'ın nısfı, meksûd la ilahe illallah'ın nısfı okunacak. İlla ennehu lemmâ lem yekûn lehu nısfun. Baktık ki bunun nısfı yok. O ki nısfı olmadı. Kâne hükmuhu,
La ilahe illallah'ın hükmü oldu, hükmü sairil eşya, diğer şeylerin hükmü gibi oldu. Elleti öyle şeyler ki la tengasimu, münkesim olmayan şeyler nasıl olur? Onlar gibi oldu. Bir şeyi ikiye teksim edeceksin, teksimi kabil değil. Kabil değil ise öyleyse onun tamamını alacaksın. Bu da onun gibi. O da neden? Mimma izâ vecebe ba'duha, bazısı vacip oldu mi? Vecebe bi vücubihi, o bazen vücubiyle vacip olur. Küllaha, onun hepsi, mesela bir kölenin yarısını azat edersense diğer yarısı kalmaz, olmaz. Öyleyse kölenin hepsi azat edilir. Bu da onun gibi oldu. La ilahe illallah'ın nısf olmadığından dolayı tamamı okundu. Felaha da bunun için sare oldu. Ma yuhtemü bihil ezanu vel ikame. Ezan ve ikametin hatmi, ezan ve ikamet anında hatmi olunan şey oldu. Kelime, lafız. O da neden? Min kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah kavrinden ki ezanda da ikamette de onunla hatmediliyor. Sevaen müsavi oldu. Müsavi olması nısfı olmadığından dolayıdır. Yoksa ikisi de aynen birdir. Öteki ezan ve ikametin kelimeleri de böyle olması lazım. Bu bunu icap etmez. فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ Bunda delil olmadı. لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْ Manaların birisinin lehine, alel ahari ötekinin aleyhine, böyle bir delil yok. Yani bundan delil çıkaralım ki iki defa tesniye için delil ola da ifrat için de aleyhde delil ola, böyle bir delil çıkmaz. İki manadan birisini tercih etmez. Bu itiraz var. Öyleyse burada araştırmak icap etti. Sümme nezerne fî zâlik. Bu mesele hakkında da nezer ettik, araştırdık. Fara'inâhum, biz ulemayı gördük ki lem yehtelifû, ihtilaf etmediler ki ennehu fil ikameti ba'da salati vel felah. Ennehu şen, ihtilaf etmediler ki ikamette salah ve felahtan sonra yekûlü der. Allahu ekber, Allahu ekber der. Feyeci'u, gelir. Bihi bu Allahu ekber, Allahu ekber ile hâhüne ikamette de alâ misli mâ yeci'u bihi fil ezan. Ezanda geldiği gibidir. Diyor ki biz peki başka bir kaide bulduk. O da nedir? Hayyâlel felahtan sonra Allahu ekber, Allahu ekber iki defa, tekbir iki defa. Ezanda olduğu gibi ikamette de böyle. İkamette ezanda geldiği gibi bunda da Allahu ekber, Allahu ekber geliyor. Fî hâzel mevdi' ezanın ahırında, eyde. Evet, ikamette geldiği gibi ezanda da aynı mevkide müsavi geliyorlar. Ve lâ yecî'u bihi, ikamette bu tekbir gelmiyor. Alâ nısfü mâ huve aleyhi fil ezan. Ezanda olduğunun nısfı üzerine gelmiyor. Yani madem ezanda Allahu ekber, Allahu ekber iki kereydi, ikamette de bir defa olması icap ederdi. Allahu ekber. Bir defa. Halbuki öyle değil. İkamette de Allahu ekber, Allahu ekber iki kere ezanda olduğu gibi. فَلَمَّا كَانَ هَذَا وَقْتَكِ tekbir oldu. Minel ikameti, ikametten olan bu tekbir de oldu. مِنْ مَاشْفُلْ bir şeylerden oldu ki lehu nısfın, onun nısfı var. Bunun nısfı var. Allahu ekber, Allahu ekber iki kere, bunu bir defa diyebilirdi. عَلَى مِسْلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْاَزَانِ Ezanda olduğu gibi. Ezanda nasıl iki kere, iki kere oldusa, ikamette de bu yarısını bölerdim, bir kere olabilirdi. Sevaen müsav oldular. Kânenin haberi. فَلَمَّا كَانَ هَذَا مِنَ الْاِقَامَةِ مِنْ مَا لَهُ نُسْفٌ عَلَى مِسْلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْاَزَانِ Ezanda olduğu gibi Allahu Ekber'in nısfı olur, ikamette de nısfı olur, vaktaki bu oldu, sevaen müsav oldu. Nısfı olduğu halde ikisinde de bir geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öyleyse kâne, bu فَلَمَّا كَانَنِنْ cevabı. فَلَمَّا كَانَ هَذَا böyle oldu. Cevabı nedir? كَانَ اُلْدِ مَا بَقِيَ مِلَ الْاِقَامَةِ İkametten baki kalan defizler de oldu. Eyda, böylece oldu. Böylece oldu. هُوَ عَلَى مِسْلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْاَزَانِ Ezanda olduğu şey üzerine oldu, sevaen müsav oldu. Öyleyse ezandaki kelimeler nasıl okunursa ikamettekiler de öyle okunur, müsavidir. İkisi müsavidir. La yuhsefu min zalike şeyun. İkametin lefizlerinden hiçbir şey hasfedilmez. Yani ikinci bir kıyas şöyle yaptı ki, siz diyorsunuz ki ezandakilerin nısfi ikamette var.
Evvela biz kıyas getirdik, la ilahe illallah. Ezanda da bir, ikamette de bir. Öyleyse diğer lafızların da müsavi olması lazım dedik. Ona itiraz ettiniz ki, la ilahe illallah'ın nısfı olsaydı, o nısfı okunurdu. Nısfı olmadığında bu tam okundu. Onun için ezanda da, ikamette de müsavi geldi. Başka bir kıyas getirdik. Dedik ki, bak, heyye alel felah'tan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanda iki defa. İkamette de iki defa. Siz de bunda böyle diyorsunuz, bir defa demiyorsunuz. Öyleyse Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanda aynı, ikamette de aynı müsavi oldular mı, oldu mu, olmadılar mı, oldular. Öyle oldularsa öyleyse ezanın diğer kelimelerinde de ezan ikametin müsavi olması lazımdır. Bir şey hesfedilmesi caiz değildir. Bu da kıyas. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennel ikameti ikamette mesna mesna ikişer ikişerdir. Bu kıyasla yani hem eser terikiyle hem de kıyas terikiyle ispat etmiş oldu. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ Bu üç imamın kavli de budur. Sevri'nin, Abdullah ibn Mübarek'in ve ulema-i kufiyunun kavli de budur ki ezan da ikişer ikişer, kâmet de ikişer ikişer okunur. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكْ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا Resulullah Efendimiz'in eshabından da bazı neferlerden, bazı ashab-ı kiramdan bunun rivayeti vardır. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا بكير عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن جاريه عن عبيد مولى سلمه بن الاكوع سلمه بن الاكوع كلاسي عبيد كان روايه تدل ذلك ان سلمه بن الاكوع سلمه بن الاكوع اصحاب الكرام ده مشهور koşarken atlıdan fazla koşan zat bu كان يسني الاقامه اقامتي كشر كشر وكر. Burada sahabeden birisinin yapması fiili bu ki Resulullah Efendimiz'den öğrenmesi böyle yapmazdı. Haddesena Muhammed ibn Hüseyme kâle haddesena Muhammed ibn Sinan kâle haddesena Hammad ibn Seleme an Hammadin an İbrahim'e kâle İbrahim'in Nakhay'ı dedi ki kâne Sevban ibn Bücdüd Peygamber Efendimiz'in kölesi yüezzinu ezan okurdu mesna ikişer ve yukim ikamet ederdi mesna ikişer. Bak sahabeden Peygamber Efendimiz'in kölesi Sevban da ikişer okurdu. Haddesene ibn-i Hüzeyme kâle haddesene Muhammedun kâle haddesene şerikün en Abdülaziz ibn-i Rufey'in en Abdülaziz ibn-i Rufey'in kâle Abdülaziz dedi ki semi'tu Eba Mahsure'te Eba Mahsure'yi işittim yüezzinu mesna mesna ve yukimu mesna. Ezanı ikişer, ezan kelimelerini ikişer defa okurdu, ikameti de ikişer defa okurdu. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي ذَٰلِكُ Bu mesele hakkında mücahitten de rivayet edildi. Maşhur bir hadis ki haddesena bize rivayet eyledi. Kim? Yezid ibn-i Sinan. قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدَ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّسَنَا قَطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ Katr ibn-i Halife Mücahid'den rivayet ediyor ki ikameti ikamette merreten merreten ikamet birer kere diyor ki ikamette birer defa okunması Mücahid'den rivayet var ki ikamette kelimelerin Halikemme haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena Yahya ibn-i Sa'id el-Kattan kâle haddesena Katr ibn-i Halife an Mücahid'in fil ikame. İkametten, mücahitten bir rivayet var ki merreten merreten ne olduğu halde ikamet birer kere olduğu halde ikamet niçin birer birer okunuyor diye mücahitten rivayet var ki innemâ huve ikamette kelimelerin birer defa okunması şeyün bir şeydir ki istihaffehül ümera ümera onu istihfaf ettiler. İstihfaf hiffet talep etmek, sür'et. Onlar namaza geldikleri vakitte beklemesinler diye acele geçsin namazı kıldırsınlar diye birer defa emreylediler. فَاَخْبَرَ مُجَاهِدٌ Mücahid haber verdi ki اَنَّ ذَٰلِكَ bu ikamette kelimelerin birer defa okunması mühtesün mühtestir. Bu sonradan ihtas edilmiştir, bid'attir. وَاَنَّ الْاَصْلَ asıl ikamette huve tesniyetü tesniyedir. İkişer defa okumadır. Fakat Emevilerin zamanında Ümer'e hıffet talep etsin, süratli mesele hall olunsun diye birer defa okunmasını emrettiler. Hatta
burada şart ediyor ki وَنَكَلَ الْبَيْهَكِيُّ اَنَّ اَوَّلَ مَنْ نَقَسَ yahut da nakada huve Muaviyetü bin Ebi Süfyan. En evvela ikametten kelimelerin birer defa kaldırması, kaldırarak noksan etmesi yahut da ikameti bozup da ikişer defa okunmayıp da birer defa okunmasını, o kaideyi bozup iki kaidesini bozup bir kaidesini getirmek, bunu yapan ilk evvela Muaviyetü bin Ebi Süfyan idi diye rivayet ediliyor. Ve hulase şuna bağlanıyor ki ezanın tek tek okunmasında rivayetler varsa da bu rivayetlerin ekserisi zayıf fakat eserleri tedkik eder ve tasih manasına giderirse ikamette ezan gibidir, farkı yoktur. Ezanda kelimeler ikişer okunduğu gibi ikamette de ikişer okunacaktır. Nitekim İmam Ebu Hanife'nin mezhebi de budur. Allahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.